Merhabalar, Beraber Örelim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inci boncuklu bebek yeleğinin ikinci bölümünü anlatacağım. Birinci bölümde roba yapılımını ve model kurulumunu sizlere anlatmıştım. İkinci bölümde, yani bu bölümde sizlere koldaki kirpik modelinin yapılışını, kolun birleşimini ve bedendeki örümcek deseninin yapılışını sizlere anlatacağım. Birinci bölümde şöyle ayraçlarla beraber ben robamı bölümlere ayırdım. Şöyle yapmış olduğumuz, şu şekilde göstereyim. Şöyle yapmış olduğumuz boncukların arasında şöyle iki tane üst üste örümcek çekmiştik. Bunların tepesini bir olarak saydım. Bu şekilde ayraçlarımla belirledim. Ön kısma 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane örümcek koydum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ön kısım için. Şu ayracımla diğer ayracıma kadar olan kısmı kol için ayırdım. Bu ayracım da dahil. Ayracımdaki örümceğim ve buradaki örümceğim de dahil. Bu ayracımdaki örümceğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane örümceğimi kol için ayırdım. Arka kısım için ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 tane örümceğimi arka kısım için ayırdım. Bu ayracımla bu ayracımı kol için ayırdım. Bu ayracım birinci örümceğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane örümceği kol için ayırdım. Yine ön için 6 tane örümceğim 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane örümceğim de ön için ayırdım. Bu şekilde robamı bölümlere ayırmış olduk. 2 sıra ördük. Birinci sırada modelimizi kurmuştuk. İkinci sıramız boncuk sıramız. Şimdi şöyle kenarda 7 tane trabzanımı yapmıştım. Şöyle 3 tane zincirimi çekiyorum. Örneğimi çeviriyorum. Yine 7 tane trabzanımı yapıyorum. Tane trabzanımı yaptım. Bir tane örümcek yapıyorum. Bir tane örümcek yaptım. Burada boncuğum var. Boncuğumun hemen arkasındaki sıkı iğneye bir sıkı iğne ile beraber örümceğimi sabitliyorum. Bu sıramız boncuksu sıramız. Boncuklarımı biraz aşağıya ittim. Daha rahat örebilmek için boncuklarımı aşağıya doğru ittim. Bir örümceği burada boncuğun arkasına bir sık iğne ile beraber sabitledim. Tekrardan bir tane örümcek yapıyorum. Bu iki örümceğin ortasına tığım üzerine tel alıp 3 tane trabzan yapıyorum. Buraya model kurulumu yapıyoruz. Bir sonraki model kurulumunu buraya yapıyoruz. 3 tane trabzanı bu örümceğin tepesine yapıyorum. Şu şekilde 3 tane trabzanımı yaptım. Yani modelimizi bir tane kaydırmış olduk. Sonrasında bu modelimizi bu kısma alacağız. Bir kaydıracağız, bir geri alacağız. Bir kaydıracağız, bir geri alacağız. Sıralarımız bu şekilde ilerleyecek. Yine bir örümcek yapıyorum. Yine boncuğumun arkasındaki sık iğneye bir sık iğne ile beraber örümceğimi sabitledim. Yine bir örümcek yapıyorum. Şu iki tane örümcek üst üste yaptık. Bunun ortasına 3 tane trabzan yapıyorum. Yani buraya şu boncuklu model kurulumunu yapmış oluyoruz. 3 tane trabzanımı yaptım. Bir örümcek yapıyorum.
Boncuğumun arkasındaki sık iğneyi bir sık iğneyle beraber örümceğimi sabitledim. Tekrardan bir örümcek yapıyorum. İki örümceğin ortasına 3 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde şu ayracıma kadar sıramı ilerleteceğim. Şu ayracımın olduğu yere kadar aradaki model kurulumunu yapayım. Ayracıma kadar modelimi örerek geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzanımız ön yüzde oldu. Şimdi burada ayracımı çıkartıyorum. Bu ayracımın olduğu yere kirpik modelini uygulayacağım. Çünkü burası kola dahil. Bir örümcek yapıyorum. Örümceğimin tepesine bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Hemen şu aradaki, gerideki yani trabzanın arkasındaki boşluğa bir sık iğne yapıyorum şu şekilde. Tekrardan aynı örümceğin içerisine ikinci trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. İki trabzanımın arasına şöyle batıyorum. Tel alıp geri çıkıyorum. Tekrardan tel alıp geri çıktım. Yine aynı noktaya 3. trabzanımı yaptım. 4 tane zincir çektim. İki trabzanın arasına bir sık iğne ile beraber zincirimi sabitliyorum. Yine aynı noktaya 4. trabzanımı yaptım. 4 tane zincir çektim. İki trabzanın arasına batıyorum. Tel alıp geri çıktım. Bu şekilde burada 4 tane kipriğimiz oluştu. Yine bir tane örümcek yapıyorum. Boncuğumun arkasındaki sık iğneyi bir sık iğne ile beraber örümceğimi sabitledim. Tekrardan bir tane örümcek yapıyorum. Buradaki örümceğimin tepesine kirpik modelini uyguluyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Boşluğa batıyorum. Buraya zincirimi sabitliyorum. Tekrardan ikinci trabzanımı aynı noktaya yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. İki trabzanın arasındaki boşluğa batarak buraya bir sık iğne ile beraber zincirimi sabitledim. Üçüncü kirpiğimi yapıyorum. Ve dördüncü kirpiğimi yapıyorum. Bir tane örümcek yapıyorum. Boncuğumun arkasındaki sık iğneye bir sık iğne ile beraber örümceğimi sabitledim. Tekrardan bir örümcek yapıyorum. Buradaki örümceğin tepesine yine kirpik modelini uygulayacağım. Bu şekilde koldaki sıramı ilerleteceğim. 1 2 tane kirpik modelini uyguladık. 1 2 3 4 5 6 1 2 tane uyguladık. 1 2 3 4 5 6 tane daha kirpik modeli uygulayacağız. Yani şuradaki kirpik modelimizden 8 tane olacak. Şuradaki ayracımın üzerine de yine kirpik modelini uygulayacağım. Bu şekilde bu koldaki modeli öreceğim. Ben de bu aradaki kirpik modellerimi öreyim. Koldaki kirpik modelimi uyguladım. Başta yapmış olduğumuz şu trabzan yerine kolda kirpik modeli uyguladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kirpik modeli kolda uyguladım. Şimdi arka bedende modelimi normal olarak öreceğim. Yani şu ön kısımda yapmış olduğumuz trabzanı yaparak
Arka kısmı bu şekilde öreceğim. Bir tane örümcek yaptım. Boncuğumun arkasındaki sık iğneyi bir sık iğne ile beraber örümceğimi sabitledim. Tekrardan bir tane örümcek yapıyorum. İki örümceğimin ortasına 3 tane trabzan yapıyorum. Üç tane trabzanımı yaptım. Bir tane örümcek yapıyorum. Boncuğumun arkasındaki sık iğneyi bir sık iğne ile beraber örümceğimi sabitledim. Tekrardan örümcek yapıyorum. Aradaki örümceğin tepesine 3 tane trabzan yapacağım. Bu şekilde arka bedendeki sıramı ilerleteceğim. Ayracıma kadar bu şekilde öreceğim. Ayracıma geldiğimde ayracımın olduğu yere kirpik modelini uygulayacağım. Yine aradaki örümcek modellerine kirpik modelimi uygulayacağım. Yine buradaki ayracıma da yine kirpik modelimi uygulayacağım. Bu kolda da yine 8 tane kirpik modeli yapacağım. Ön sıraya geldiğimde burada şuradaki örümceklerimin üzerine 3 tane trabzan yaparak buradaki sıramı da tamamlayacağım. Bu şekilde sıramızı örelim. Sıramı ördüm. Evet, bu sırada ne yaptık? Şöyle ön kısımda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzan yaptık. Sonrasında kol için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kirpik modeli yaptık. Arka bedende 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane arka bedende trabzan yaptık. Sonrasında kol için yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kirpik modeli yaptık. Yine ön kısım için 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzan sırası yaptık. Bu şekilde sıramızı tamamladık. Şurada bir örümcek yaptım. Boncuğumun arkasına bir sık iğne ile sabitledim. Tekrardan bir örümcek yaparak kenardaki 7 tane trabzanımı yaptım. Nasıl başlıyorsak modele, şu ön kısımda modele nasıl başlıyorsak o şekilde bitiriyoruz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Buna dikkat etmezsek modelimiz büyüyebilir ve yanlış yapabiliriz. O yüzden burada nasıl yapmışsak bu sonu da o şekilde bitireceğiz. Şimdi örneğimi çeviriyorum. Kenarda 3 tane zincirimi çektim. 7 tane trabzanımı burada yapıyorum. Boncuklu sıramızdayız ve kol altında birleşimimiz var. Ön pattaki trabzanlarımı yaptım. Şimdi burada modelimizi bir tane geri çekeceğiz. Yani şurası bayağı ayrık. Burada iki tane örümcek üst üste yapacağız. Bir tane modelimizi şurada yapmıştık. Sonrasını burada yaptık. Trabzanımızı, yani ilk trabzanımızı burada yaptık. Sonrakini burada yaptık. Tekrardan buraya trabzanımızı alacağız. Alabilmemiz için iki tane örümcek üst üste yapacağız. Birinci örümceğimi yaptım. Sonraki örümceğimi de yapıyorum. İki tane örümcek üst üste yaptım. Hemen trabzanımın ilkine örümceğimi bir sık iğne ile beraber sabitledim. Burada şu örümceğin üzerine 3 tane trabzan yapacağız. Yani modelimizi bir tane geri almış olacağız. Sonrasında bir tane ileri alacağız. Sonrasında bir tane geri alacağız. Sıralarımızı bu şekilde ilerleteceğiz. Bu örümcek deseni modeline ben ayrı bir video çektim. Eğer ki yaparken hani yanlış yaparsanız ya da şaşırırsanız o videoyu da izleyerek oradan da modeli örebilirsiniz.
Buraya örümceğimi ilk trabzana sabitledim. Bir tane boncuk alıyorum. Sonraki trabzanın tepesine boncuğumu sabitliyorum. Sonraki trabzanın tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Yine buraya bir tane model uygulayacağım. O yüzden iki tane örümcek üst üste yapıyorum. İki tane örümceğimi üst üste yaptım. Hemen trabzanın ilkine örümceğimi sabitliyorum bir sık iğne ile beraber. Bir tane boncuğumu alıyorum. İkinci trabzanımı boncuğumu sabitliyorum. Sonraki trabzanıma bir tane sık iğne yapıyorum. Yine iki tane örümcek üst üste yapıyorum. Örümceğimi, trabzanımın ilkini sabitledim. Boncuğumu sabitliyorum. Yandaki trabzana bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde şuradaki son trabzanımızı, yani kirpik modelinden önceki trabzanımıza kadar modelimizi bu şekilde örelim. Önünüzdeki görünümü bu şekilde. Koldaki kirpik modeline kadar sıramı ördüm. Burada şimdi kol altı birleşimini yapacağız. Son üçlü trabzanımın üstüne boncuğumu sabitledim. Bir tane sık iğnemi de yaptım. Hemen şöyle koldaki kirpik modelimi ikiye katlıyorum. En son yapmış olduğum kirpik modelinin yanındaki şu trabzana modelimi uygulayacağım. Yani iki tane örümcek üst üste yapıyorum. Sonda yapmış olduğum kirpik modelin hemen yanındaki üçlü trabzana, şuradaki üçlü trabzanın ilkine bu örümceğimi bir sık iğne ile beraber sabitledim. Burada geçişimizi yapmış olduk. Bir tane boncuğumu alıyorum. Hemen yandaki trabzanın tepesine boncuğumu sabitliyorum. Yandaki trabzanın tepesine sık iğne yapıyorum. Yine aynı şekilde ilerleyeceğim. İki tane örümcek üst üste yapacağım. Trabzanımın ilkine örümceğimi bir sık iğneyle sabitliyorum. Boncuğumu ikinci trabzanın tepesine sabitliyorum. Sonraki trabzana bir tane sık iğne yapıyorum. Burada kol altı geçişimizi yaptık. Şu şekilde kol altı geçişimizi yaptık. Yine diğer arka kısmı aynı şekilde öreceğim. Şuraya geleceğim. Burada yine öreceğim. Sonra iki tane örümcek üst üste yapacağım. Sonrasında şu karşıya atlayacağım. Buradaki trabzana örümceğimi, ilk trabzana örümceğimi sabitleyeceğim bir sık iğne ile beraber. Sonra boncuğumu sabitleyeceğim. Bir tane sık iğne yapacağım. Yine iki tane örümcek üst üste çekip sıramı aynı şekilde örüp tamamlayacağım. Bu şekilde sıramı öreyim. İkinci boncuklu sıramı da tamamladım. Şimdi üçüncü modelimizi yapacağız. Şöyle kenarda iki tane örümcek üst üste yaparak karşı tarafa atladım. 7 tane trabzanımı yaptım. Sonrasında geri döndüm. Yine 7 tane trabzanımı yaptım. Şimdi bir tane örümcek çekiyorum. Bir tane örümcek yaptım. Bu iki tane örümceğin ortasına 3 tane trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç tane trabzanımı yaptım. Bir tane örümcek yapıyorum. Boncuğumun arkasındaki sık iğneye batıyorum. Yine bir tane örümcek yapıyorum. İki tane örümceğimin ortasına 3 tane trabzan yapıyorum. Bir tane örümcek yapıyorum. Boncuğumun arkasındaki sık iğnenin içerisine bir sık iğneyle beraber sabitledim. Tekrardan bir örümcek yapıp
Buradaki iki örümceğin ortasına 3 tane trabzan yapacağım. Şöyle 3. modelimizin kurulumunu da yaptık. Bu kısımda nasıl başlıyorsak diğer kısımda da aynı şekilde bitiriyoruz. Şimdi şurada kol altına kadar bu şekilde sıramı ilerleteceğim. Kol altına kadar modelimi örerek geldim. Kol altı geçişimizde bir örümcek yaptım. Boncuğumun arkasına örümceğin bir sık iğne ile beraber sabitledim. Sonrasında tekrardan bir örümcek yaptım. Şu kol altında yapmış olduğumuz örümceğin ortasına batıyorum. Buraya 3 tane trabzanımı yapıyorum. Yine aynı şekilde modeli ilerletiyoruz. Yine bir örümcek yapıyorum. Boncuğumun arkasındaki sık iğneyi bir sık iğne ile beraber örümceğimi sabitledim. Geçişimiz bu şekilde. Yine modeli aynı şekilde örüp sıramı tamamlayacağım. Yine diğer kol altında da geçişimizi aynı şekilde devam ediyoruz. Ben de sıramı bu şekilde tamamlayayım. Sıramı tamamladım. Buradaki kol altında da yine aynı şekilde geçişimi yaptım. Şurada nasıl başlamışsak burada bir örümcekle başlayıp sonrasında 3 tane trabzan yaptık. Sonda da yine aynı şekilde yapıyoruz. Trabzanımızı yaptık. Bir örümcekle beraber karşı tarafa atladık. Bunu sürekli söylememin sebebi burada artış yapan arkadaşlar var veya nasıl gideceklerini şaşıran arkadaşlar var. O yüzden bu şekilde bir püf noktası olarak bunu yapabilirsiniz. Nasıl başlamasınız o şekilde sonda bitirebilirsiniz. Normalde burada iki tane örümcek üst üste çekip bu karşıdaki pat kısmını atlayan arkadaşlar burada bu şekilde artma olduğunu söylüyorlar. O yüzden bu şekilde bir püf nokta olarak sizlere söyleyeyim. Nasıl başlamasınız o şekilde bu kısmı bitirebilirsiniz. Bir de şu kenardaki pat kısmınızı şu örümcek kısmına geldiğimizde şu kısma şaya doğru ilerletirken birkaç yerde şu trabzanlarınızı biraz kısa çekerseniz daha iyi olur. Çünkü şu ön bant kısmında aşağıya doğru bir uzama oluyor. Onu dengelemek için bazı yerlerde aralıklı olarak buradaki trabzanlarınızı biraz kısa çekebilirsiniz. O dengeyi sağlamak için oradaki trabzanlarınızı biraz kısa çekerek o dengeyi sağlayabilirsiniz. Örneğimi çevirdim. Arka yüzde kenardaki trabzanlarımı yaptım. Yine bir tane örümcek yapıyorum. Trabzanımdan sonra bir tane örümceğimi yaptım. Burası benim boncuk sıram. 3 tane trabzanın ilkine bir sık iğne ile beraber sabitledim. Hemen bir boncuğumu alıyorum. Şöyle ikinci trabzanıma boncuğumu sabitledim. Sonraki trabzanıma bir tane sık iğne yapıyorum. Ara kısımda iki tane örümcek üst üste yapıyorum. Bir, iki tane örümcek üst üste yaptım. Burada bir sonraki modelimizin kurulumunu yapmış oluyoruz. Yine bir örümceğimi buraya bir sık iğne ile beraber sabitledim. Hemen boncuğumu alıyorum. Ortadaki trabzana sabitledim. Sonraki trabzana bir tane sık iğne yaptım. Bu sıramı bu şekilde ilerleteceğim. 2 tane örümcek üst üste yapacağım. Sonrasında boncuğumu buraya sabitleyip bu şekilde sıramı ilerleteceğim. Kenarda şu şekilde modelimizi şurada kurduk. Sonra bir ileri aldık, bir geri aldık. Şimdi tekrardan şurada 2 tane örümcek üst üste yaparak modelimizi bir ileri alıyoruz. Bir sonraki sırada bir geri alacağız. Bu şekilde sıralarımızı öreceğiz. Ben de bu sıramı bu şekilde ilerleteyim. Boncuklu sıramı ördüm. Şöyle kol altının görünümü de bu şekilde. Şöyle kolumuzun görünüşü. Şöyle de kolumuzun görünüşü. Burada 1, 2, 3 tane boncuk sırası ördüm. Bu boncuk sıralarımız aşağıya doğru 17-18 sıra olana kadar beden kısmını öreceğiz. Üst sıra ördük.
14-15 sıra daha örmeyi düşünüyorum. Ne kadar ördüğümü sizlere söyleyeceğim ördükten sonra. Şimdi şurada son kez kurulumu sizlere göstermek istiyorum. Bir tane buraya kurmuştuk. Sonra bir ileri almıştık. Bir tane geri aldık. Şimdi bir tane örümcek yapıyorum. Hemen şuradaki boncuğumun arkasındaki sık iğneye örümceğimi sabitliyorum. Yine bir tane örümcek yapıyorum. İki tane örümceğin ortasına üç tane trabzan yapıyorum. Buraya modelimizi kurmuş oluyoruz. Yani modelimizi bir tane ileri almış oluyoruz. Sonraki sırada bir tane geri almış olacağız. Bu şekilde sıralarımızı ilerleteceğiz. Eğer ki bunu daha detaylı dinlemek istiyorsanız ya da izlemek istiyorsanız bunu ayrı bir video çektim. Şu örümcek kısmını ayrı bir video çektim. Onu açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Oradan bakarak da örebilirsiniz. Bu şekilde örerek sıralarımı ilerleteceğim. Dediğim gibi 1, 2, 3 tane boncuk sırası ördük. Bu boncuk sıralarımız aşağıya doğru 17-18 sıra olana kadar sıralarımı öreceğim. Bu şekilde beden kısmını öreyim. Yeleğimin beden kısmını ördüm. Şöyle boncuklardan kaç boncuk sırası ördüğümü sizlere söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 boncuk sırası ördüm. Sizler 17 sıra boncuk sırası da örebilirsiniz. Şöyle beden kısmının uzunluğunu da sizlere vereyim. Şöyle robadan aşağıya örmüş olduğumuz boncuklu kısım 26 santim uzunluğunda. Sizler 25 santim uzunluğunda da yapabilirsiniz. Benim telim biraz ince olduğu için o yüzden ben 26 santim olarak beden kısmını ördüm. Şimdi beden kısmında şu kol kısmında uygulamış olduğumuz kirpik modelini beden kısmına da uygulayacağız. Şöyle en son sıramı boncuklu olarak gittim. Şimdi burada kenar modeli yapacağız. 7 tane trabzanımı yapıyorum kenarda. Bir tane örümcek yapıyorum. Şurada 2 tane örümcek üst üste yapmıştık. Bu örümceğin ortasına bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Şu arka kısımdaki boşluğa batıyorum. Telsiz olarak tekrardan bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. 2 trabzanın arasına telsiz olarak batıyorum. Yine bir tane daha trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. 2 trabzanın arasına telsiz olarak batıyorum. Yine bir tane trabzan yapıyorum. Aynı örümceğin içerisine 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. 2 trabzanın arasına telsiz olarak battım. Burada 4 tane şöyle kirpiğimiz oluştu. Bir tane örümcek yapıyorum. Buradaki örümceklerimi biraz kısa çekmeye çalışıyorum. Ki alt kısmı çok böyle geniş durmaması için. Hemen şurada boncuğumun arkasına örümceğimi bir sık iğne ile sabitledim. Tekrardan bir örümcek yapıyorum. İki tane örümcek yapmıştık. Üst üste bunun orta kısmına bir tane trabzan yapıyorum. Buraya yine kirpik modelini uygulayacağım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Hemen arkadaki boşluğa telsiz olarak battım. Yine bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2 trabzanın arasına telsiz olarak batıyorum. Bu işlemi burada 4 kere tekrarlıyorum. Yine bir tane örümcek çekiyorum.
Hemen boncuğumun arkasındaki sık iğnenin içerisine bir sık iğne ile beraber sabitledim. Bu şekilde iki tane kirpik modelimiz etek ucunda oluştu. Bütün etek ucunu bu şekilde öreceğim. Ben de sıramı bu şekilde tamamlayayım. Etek ucunda kirpik modelimi uygulayarak yeleğimi bitirmiş oldum. Güzel bir yelek çalışması oldu. Bu şekilde de yeleği kullanabilirsiniz. Ben yaka kısmında şu kolda yapmış olduğumuz şu çalışmadan, yani yine bir kirpik modeli, bir sıra inci boncuklu model yapacağım. Üstüne yine kirpik modeli yaparak yaka kısmını döneceğim. İsterseniz yapabilirsiniz, isterseniz yapmayabilirsiniz. Yine ipime biraz boncuk dizdim. Şöyle yaka kısmına başlayacağım. Kenarda 7 tane trabzanımız var. Bu 7 tane trabzandan sonraki kutucuktan yaka kısmını örmeye başlayacağım. Hemen şu kenardaki trabzanın köşesine tığımı geçiriyorum. Buraya ipimi sabitliyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Kutucuğun içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. Üç tane trabzan yaptım. Köşedeki trabzanın tepesine, şöyle köşesine batıyorum. Burada kenardaki zincirle beraber 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzanımız oldu. Bir örümcek yapıyorum. Yandaki hemen şu kutunun şöyle içerisine örümceğimi sık iğne ile sabitliyorum. Yine bir tane örümcek yapıyorum. Yandaki kutunun içerisine 3 tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3 tane trabzan yapıyorum. Şuradan kutu olarak görünüyor ama aşağıki taraftan dolgu olarak görünüyor. Dolgunun hemen şöyle üst kısmına 3 tane dolgu yaptım. Bir tane örümcek yapıyorum. Yandaki kutunun içerisine bir sık iğne ile sabitliyorum. Tekrardan bir tane örümcek yapıyorum. Yandaki kutunun içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde model kurulumunu yapacağım. Üç tane trabzanımı yaptım. Tekrardan bir örümcek yapıyorum. Yandaki kutunun içerisine sık iğne ile beraber sabitledim. Tekrardan bir örümcek yaptım. Yandaki kutunun içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde yakadaki kurulumu yaparak sıramı tamamlıyorum. Sıramın sona kadar geldim. Sonda bir örümcek yaptım. Sık iğne ile beraber şuraya battım. Sonrasında yine bir tane örümcek yaptım. Şimdi şuradaki kutucuğa batacağım. Hemen kutucuğun köşesine bir tane trabzan yapıyorum. Kutucuğun içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. Burası yakamızın kenar pat kısmı için. Hemen 5. trabzanımı da köşedeki trabzana yapıyorum. 2, 4, 5 tane trabzanımız burada oldu. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Örneğimi çevirdim. Hemen yandaki trabzanın tepesine bir tane trabzan yapıyorum. 3. trabzanım. 4. trabzanım. Ve 5. trabzanım. Kenarda 5 tane trabzanımız oldu. Şu kenarda çekmiş olduğumuz zinciri de bir trabzan olarak sayıyoruz. 2, 3, 4, 5 tane trabzan yaptım. 2 tane örümcek üst üste yapıyorum. 1, 2 tane örümcek üst üste yaptım. Burası bizim boncuklu sıramız. Trabzanın birincisine bir sık iğne ile beraber örümceğimi sabitledim. Bir tane boncuk alıyorum. İkinci trabzanı
tepesine boncuğumu bir sık iğne ile sabitledim. Yandaki trabzanın tepesine sık iğne yapıyorum. Yine iki tane örümcek üst üste yapıyorum. Trabzanın tepesine bir sık iğne ile sabitledim. İkinci trabzanın tepesine boncuğumu sabitliyorum. Yandaki trabzanın tepesine bir sık iğne yapıyorum. Yine iki tane örümcek üst üste yapıyorum. Yine boncuklu sıramı bu şekilde devam ettireceğim. Şu şekilde boncuklu sıramız. Sıramı bu şekilde sona kadar ilerleteyim. Boncuk sıramı tamamladım. Kenarda trabzanımı yaptım. Şimdi kirpik modelini uygulayacağım. Eğer ki teliniz fazla ise siz bir sıra daha boncuk modeli örebilirsiniz. Benim için bir sıra boncuk modeli yeterli. Sizler isterseniz 2 sıra 3 sıra daha boncuk modelini arttırabilirsiniz. Şimdi buraya kirpik modelini uygulayacağım. Yani şu etek ucuna yapmış olduğumuz modeli yaka kısmına uygulayacağım. Kenarda trabzanlarımı yaptım. Bir tane örümcek yapıyorum. Şurada 2 tane örümcek çekmiştik. Üst üste onun ortasına batarak bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane çektim. Arkadaki boşluğa ters olarak batıyorum. Yine aynı örümceğin içerisine trabzan yaptım. 4 tane zincir çektim. 2 trabzanın arasına batıyorum. Yine trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2 trabzanın arasına batıyorum. Yine aynı noktaya bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2 trabzanın arasına ters olarak batıyorum. Bu şekilde buraya kirpik modelini uygulamış olduk. Bir tane örümcek yapıyorum. Örümceklerin burada kısa çekmeye özen gösteriyorum. Çok yakanın böyle salaş durmasını istemiyorum. O yüzden buradaki örümceklerimi kısa çekmeye özen gösteriyorum. Hemen boncuğumun arkasına bir sık iğne ile beraber örümceğimi sabitledim. Tekrardan bir örümcek yapıyorum. İki örümcek üst üste yapmıştık. Onun orta kısmına kirpik modelini uyguluyorum. Dört tane olarak buraya kirpik modelini uyguluyorum. Bunu siz 3 tane olarak da yapabilirsiniz. Ben 4 tane olarak yapıyorum. Hani 3 tane olarak da bu modeli yapabilirsiniz. O da güzel görünüyor. Yine bir örümcek yaptım. Hemen boncuğumun arkasındaki sık iğneyi bir sık iğne ile beraber örümceğimi sabitledim. Sıramı bu şekilde ilerleteceğim. Yeleğimin yaka kısmını tamamladım. Burada ipimi uzunca bıraktım. Şöyle arkadan yakayı buraya sabitleyeceğim. Yine aynı şekilde burayı şu arka kısımdan sabitleyeceğim. Düğmelerimi de dikeceğim. Yeleğimin son halini sizlerle paylaşacağım. Bir yumak ipten kalan ipim şu kadar. Bu kısma isterseniz yaka yapmayıp şuradaki kutucuklara bağcık da yapabilirsiniz. Ama yakalı şekilde de yelek hoş görünüyor. Şimdi ben düğmelerimi dikeyim. Yeleğimin son halini sizlerle paylaşacağım. Yeleğimi bitirdim. Düğmelerimi de diktim. Ben ince düğme kullandım. Sizler istediğiniz düğmeyi yeleğinize dikebilirsiniz. Şöyle yaka kısmını uç kısımdan sabitledim. Şöyle yaka ayağa kalkmaması için şu uç kısımlardan yakayı sabitledim. Şöyle sizlere yeleğin uzunluğunu vereyim. Şu şekilde yeleğim 40 santim uzunluğunda. En iyisi şu şekilde, eni de 31 santim eninde. Güzel bir yelek çalışması oldu. Toplamda ben 520 adet ince boncuk kullandım. Yakada 17 adet boncuk kullandım. Geri kalanını beden kısmında kullandım. Toplamda 520 adet ince boncuk kullandım. Güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de benimle beraber örmüşsünüzdür. Yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.